Merhaba arkadaşlar, bugün de karışık meyve kompostosu yapalım. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Elma, armut, ne meyvesi varsa bahçemizden getirmiştik meyvelerimizi biz. Onlar da çürüyordu. Pazardan aldığınız çürüyecek gibi meyveleri kompostu yapabilirsiniz. Bakın, elma, armut, yeşil elma. Böyle meyvelerle kompostu yapabilirsiniz. Şimdi yapımına başlayalım. Böyle bal kavanozum vardı arkadaşlar. Bitmişti balım. Sonra sıcak su koydum. Sıcak su koydum. Tenceremizdeki suya koyuyorum. Tenceremize bir miktar su koydum. Kaynattım arkadaşlar. Şimdi bunu 2-3 kere yıkadım suyu durulana kadar. Kompostumuzun meyvelerini yıkadım. Suyumuz kaynayınca içine bırakalım arkadaşlar. Meyvelerimiz yumuşayınca şekerini de artık siz tercihinize göre nasıl tercih ederseniz. Suyumuz kaynayınca içine bırakalım hepsini. İçine karanfil koyacağım ben arkadaşlar. Tarçın çubuğumuz var. Tarçın çubuğumuzu da elma kompostosuna çok güzel yakışıyor. Ama ben karanfil koyacağım. Birazcık da şu kadarcık da tarçın çubuğu koyacağım. O zaman çok güzel oluyor arkadaşlar. Karanfil koyalım. Hemen meyvemizi koyduktan hemen sonra karanfilimizi koyalım. Tarçın çubuğumu da kırayım. Tarçın çubuğumuzu da attım. Çok az bir miktara. Elmaya çok güzel yakışıyor. Ama bunu armutla birlikte yaptığım için karanfilli attım. Birazcık tarçın çubuğu. Başka hiçbir şey yok. Su, meyvelerimiz. Meyveler yumuşayınca arkadaşlar biraz kaynasın 15-20 dakika. Kaynadıktan sonra kısın. Ağzını da hafif kapatın. Böyle az kapatırsanız arkadaşlar bu şekilde taşmaz. Bu şekilde ağzını kapatın, kısın ve pişirmeye bırakın. Sonra tekrar piştikten sonra şekerini koyalım. (25) dakika kaynadı arkadaşlar. Bu ölçü bardağımızla 2 bardak şeker koyuyorum ben. (5) dakikada kaynasın arkadaşlar. Şimdi karıştıralım. Tadına bakalım arkadaşlar. Siz kendiniz tadınızı nasıl ayarlarsanız. Ben 2 bardak koydum. (5) dakika kaynasın. Ondan sonra süzelim arkadaşlar. Bu şekilde süzgecimizle birlikte arkadaşlar. Soyunca da süzebilirsiniz. Ben size göstermek için. Süzgecimiz, altta bir tane tencere. Sıcak süzeceğim şimdi. Böyle bardak aldım. Posasıyla sevmezseniz arkadaşlar, kompostumuzu bu şekilde süzebilirsiniz. Şimdi bakın
size gösterme amaçlı. Bunu da bardağımıza koyalım. Mis gibi kompostumuz oldu arkadaşlar, bakın. Tadı da güzel olmuş iki bardakta. Bir tane de posasını atarsak görsel amaçlı. Soğutup içebiliriz arkadaşlar. Çok nefis. Kış aylarında şifa deposu. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Hoşça kalın. Afiyet olsun size de.